Merhaba Landon YouTube Star, The Valley'nin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bugün de yaz döneminde 23. ve 24. günleri oynayacağız. Bu günlerde tek önemli olan Willy'nin doğum günü var. Balıkçı arkadaşın. Aha, yeni bir şey geldi. Günaydın Bay Bev. Senden iyilik istemeye geldim, zira çok iyi bir komşusun. Gördüğün üzere keçelerime merhaba dedirtmeye çalışıyorum ama en sevdikleri yiyecekleri mağara avuçları olmadan beni umursamıyorlar. Yani mağaralardan korktuğuma göre düşündüm de belki sen imkanı olduğun zaman bana şu mağara avuçlarından bulup getirirsin tabii ki. Seni zorlamıyorum ama eğer istersen sabah 9 ile öğlen 5 arasında evime uğrayıp havuçları bırakabilirsin. Bu yaşlı kadını mutlu edersin, güle güle. Tabii ki de. Bunu yaparız. Ne diyor o? Ha. Bize daha beter sevmiş yani. Her neyse. Şimdi gördüğünüz gibi aslında bayağı bir olayı da düzenledik de aslında. Bu arada mağara havucumuz var. Onu da hallederiz hızlı bir şekilde. Onun dışında bakalım şurada toplanacak bir şey varmış. Biz hemen şuraları sulayarak güne başlayalım ya. Ve hemen hatırlatmamızı da yapalım tabi. Eğer bu seriyi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, Discord'a gelmeyi falan filan unutmayın. Tabi Abigail ile yürümemizi de istiyorsanız bu desteği vermeniz oldukça önemli. Şimdi buraya hiç sulamaya gerek yoktu bu arada. Neyse, onun dışında dediğim gibi bugün önemli bir şey sadece Willy'nin doğum günü. Willy'nin doğum gününe bu arada en sevdiği şeylerden birini vereceğim eğer yanımda varsa. Şu an için yokmuş ama bir kontrol edeceğim. Elması çok beğeniyormuş. Bir elmas verilebilir yani gerçekten. Çünkü hani tamam elmas çok pahalı. 750 gold ama yani Willy ile bir daha hiç konuşmama imkanı bize sağlıyor bunları yapmak. 10. seviyeye ulaşmak. Demetrius'ta da o yüzden hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Yani temel köylülerle aslında hızlı bir şekilde hediyeleşip bir dahaki dönemde hiç konuşmamayı düşünüyorum yani. Sadece doğum günlerinde falan götürür bir hediye veririz belki. Belki de onu da vermeyiz çünkü ne gerek var. Ama böyle bir imkanımız var. Oyunda böyle bir sistem var. Bence uygulayabiliriz. Ya çünkü temel konuşmaların hepsini gördük ya. Sadece hani kış döneminde nasıl konuşacaklar ona bir de bir bakmak lazım elbette. Onun dışında da çok önemli bir şey olacağını zannetmiyorum. Buraları suladım mı? Sulamamışım. Ve yavaş yavaş bu arada sonbahar dönemine göre dizmeye başlamam lazım. Ya temel bir sistem yapmayı düşünüyorum aslında ki onu bence güz dönemi geldiğinde daha net bir şekilde açıklarım. Şu an için o kadar gerek yok. Şimdi önce şunu su dolduralım. Sonra bunları depoya atalım her şeyi. Ne varsa. Tamam, mısırımız var falan filan. Yani bunlar da burada kalsın. Sonra gelelim. Şunlar da kalsın. Şu temel malzemeleri de buraya koyalım. Şunu alacağım bu arada. Yanımda kalsın. Şimdi elmas var mı diye bir kontrol edelim önce. Burada yok bir şey. Burada da yok. Elmas tarzı bir şey yok. Onun dışında bakayım hemen Willy'nin başka ne sevdiği varmış. Kedi balığı. Ahtapot. Ha, hepsi genel şeyler. O zaman ya kuvarsı da seviyormuş. Hani seviyor derken hoşlanıyormuş. O yüzden kuvars götürürüz. Like olan bir şey olur yani. Onun dışında bir de mağara havucu istiyordu bizden. Tamam, mağara havucunu da alalım. Ve yola çıkabiliriz artık. Saatte zaten 8-9.30 olmuş. Let's go. O seraları falan da geliştireceğim ya. Bunlar da mağarada yiyeceğimiz şeyler olacak. Mağarada da ilerlemeyi düşünüyorum bu bölümde. Şimdi biz kimlere full hediye verdik bugün? Bayağı bir kişiye vermişiz be. Sam'e vermemişiz, Lea'ya vermemişiz, Lewis'e vermemişiz. Lewis'in doğum günü bugün değil, tamam. Bir sonrakinde miydi? Öyle bir şey olması lazım. Kediye gece selam veririz zaten. Yani umarım ki unutmazsam eğer. Buralar hala çok dolu. Buraları hala temizlemem lazım. Şu gölü niye böyle yapmışlar ya? Bir tık yanda olsaymış gerçekten. Niye her seferinde geçerken çarpıyorsak? Merhaba reis.
O ne be? Aa, bir de sevgi animasyonu mu çıktı? Sevgi kat seni. Aa, yok tamam buymuş. Bana mağara avucu getirmişsin tabii ki de. Sen adamsın. Sen harikasın yani. Harika görünüyor. Neredeyse kendimi yiyeceğim. Neredeyse. Bu arada yiyebilirsin ya. Ben tadına baktım yani kötü değildi. Gerçi ben pişmemiş patates de yiyorum ama aha şeyinin animasyonu da geldi. Şurada da Jess miydi bunun adı galiba. Ah hadi ama. Aga be. Bir şeyler yapar mısın? Burada düşmüş hali var. Üf. Hayda, kafasına su döktük. Ne? Hayda, sorunun ne? Artık tek yaptığın odana tıkılıp bira içmek. Yok be, gidiyordu bir yerlere. Çalışıyordu yani. Anlamıyorsun. Endişeleniyorum. Planın ne? Geleceğini düşünmüyor musun? Plan mı? Umuyorum ki bir plana ihtiyacım kalmadan buralardan gitmiş olurum. Aga be. Jesse de üzdü. Özür dilerim. Aga be. Neyse, ikisinin de animasyonunu gördük. Bu arada ikisi de burada mı? Gerçi muhtemelen şeyin hızlı gitmiştir. Şeyin hiç buralarda durmuyor çünkü. Yani Jess'le de galiba arkadaş değiliz yeterince. Aynen. O zaman let's go. Onun dışında bunları yeriz. Mağara avucunu da yiyeceğiz artık. Kuvars kalsın. Kuvarsı yolda birileriyle karşılaşırsak veririz diyecektim de. Anda millet varmış. Merhaba. Sen ne seviyordun ya? Ha sen normalle gözyaşlarından seviyordun. Onları unutmayalım da. Yani üç şey aslında taşımamız yeterli yanımızda. Bunlardan birisi kuars, birisi herhangi bir domates, turp falan sebze yani. Birisi de o donmuş gözyaşları veya kızıl kuvarslardan. Çünkü başkanla da konuşalım be. Başkanı niye saldık? Bence haklısın. Hadi görüşürüz. Hadi gidelim bakalım. Hemen gördüğünüz gibi. Bu arada 22'de de birinin doğum günü varmış ama şu anda tanımadığımız bir karakterde. Aynen öyle Piyahsan. Le Piyahsan. Dur milletle konuşalım spora geçmeden önce. Merhaba. Bir şey mi lazım? Tekrardan yardımın için sağ ol. Merhaba kaynana. Bunlara bu arada hediye de verebilirdik ya. Yanımda hediye yok ama. Robin'e falan mesela versek çok iyi olur hızlı bir şekilde. Çünkü Robin'in konumu falan çok ters yani bize. Robin'e her seferinde gidip gel yapın git gel yapamıyoruz gerçekten. Şu üçlüyle de üçlünün ikisiyle de hızlı bir şekilde konuşmamız oldukça önemli. Nerede bunlar? Yoklar. Yine nereye gittiler acaba? Ama artık önemli değil. Biz yola çıktık. Şuralarda bir bakalım. Aynen bizim reis buradaymış. Bizim reise hediye verdik mi? Vermemişiz. Reis ya, al sana mantar. Sen mantar seversin. Çok düşüncelisin. Tabii ki de. Aynen öyle. Yani şunu alalım ya. Kalsın cebimizde. Çok zaten yerimiz dolmuyor ve özellikle tek tarzda yerde gittiğimiz için sıkıntı olmaz. Ya bu arada muhtemelen biz bu oyunu 2 yılda bitireceğiz gibi.
Yani zaten haftadan haftaya da oynadığımıza göre gerçek hayatta da 2 yılda bitireceğiz gibi. Bence gayet güzel. Şu böğürtlerini de diz. Şu dayıma herhalde hediye vermiştim diye hatırlıyorum. Aynen 2 tane vermişim. Merhabalar. Hayda, adam dönmeye başladı sevinçten. Bu arada şunlar da artık rastgele çıkabiliyormuş. Ben o yüzden çapayı aldım. Bir dakika. Şöyle bu yerlerden rastgele bir şekilde artık ışınlanma totemi çıkabiliyormuş. O totemleri kullanarak da ışınlanabiliyormuşuz. Yazdan itibaren gerçekleşiyormuş bu. Bu arada bir şey daha var. Bu da spoiler oldu ama artık burayı kazabiliyormuşum. Ve bu yol açılıyormuş. Bu yolda da işte dün doğum günü olan arkadaşı görüyoruz. Merhaba. Evet, bununla konuşmadan alışveriş yapamıyormuşuz işte. Hediye falan da veremiyormuşuz. Ama ilerleyen zamanda işte. İlerleyen zaman dediğimde eğer ki 3. cüce tomarını da bulursak. Cüce tomarlarının hepsini neredeyse bulmuştuk çünkü. 2 tanesini daha doğrusu. Bir tane kalmıştı. Onun için de işte buralarda uğraşacağız. Sen niye oraya saklandın ya? Güzel. Gizemli çiçek mi? Şuraları hemen kontrol edeceğim. Gayet güzel. Bakır cevheri verdi. Demir cevheri verdi. Buradan inebiliriz ya. Zaten bir şey yokmuş. Mantarlar. Şuna vur ya artık. Bir türlü vuramadık. Şu yarasalardan da güzel şeyler çıksa keşke. Bu arada canım çok azaldı. Ama önemli değil çünkü hemen şunları yiyeceğim. Gayet güzel. Sağlığımı yerine getirdik hemen. Geri. Burası da full mantarmış. Gelin bakayım. Aynı yandan gelince çok sorun olmuyorlar. Mantarlar yenir. Anda burada. Önce şu adam önemli. Arada adamların tüm hasarını yedik sanki ama neyse. Şurada altın damarlarımız var. Bu arada hızlıca altını kazmaya da dönüştürmemiz lazım. Bence yaz bitmeden yapabilirdik ama bilemedim. Adam resmen beni bekliyor ya. İcraat yapayım da döveyim diye gerçekten. Abi dövme ya. İcraat yapan adamı dövme ya. Ne olursun yani gerçekten. Bu arada burada artık 120 levele gelince galiba yeni bir mağara açılacak. Çünkü hani neredeyse bitiriyoruz yani burayı. Bu kadar erken bitirmek de yani. Çok garip tabi. Top azaldık. O ne? Beyaz su yosunu. Tamam. Tam başka bir yer yok herhalde. Hemen kazalım yerleri. Anda bulduk. Şöyle güzel bir maden yeri çıksa aslında. Bu arada hiç paramız yok ya. Artık bir şeyler satmaya başlamalıyız gibi. Ve yemek yemeliyiz. Yoksa öleceğiz. Devam.
Ya aslında topladığımız şeyleri de biz satabiliriz de. Yani topladığımız şeyler derken şunlar, canavar yağması. Onlardan da yüzer tane falan istiyor ya genelde bir şey yaptırmak için. Tamamdır. Yanık şeye ot çıktı. Yani burası şuradan iyi bir getiri getirebilir. Bakayım hemen bir. Altıncı veri hiçbir şey getirmedi başka. Kötü oldu. Hadi bakalım. Adam yine bizi bekliyor ya. Dur abi çalışayım diye. Çalış da seni döveyim diye gerçekten. Ölmek üzereydim az kalsın. Yani bu çok az sağlık mı yeniliyor? Mor mantar. Bastım ya. Hem de kaliteli mor mantar. Oha canımı fulledim be. O nasıl oldu be? O kadar da yüksek can vermesini beklemiyordum bu arada. Tek attı gerçekten. İyiymiş, iyi. Şimdi kazma zamanı. Bunlardan birkaç tanesinin altında merdiven var. Hızlı bir şekilde bunu bulmalıyız hangisi olduğunu veya hangileri olduğunu. Ve 90. leveldeyiz bu arada. Saat daha erken değil aslında. Ama ilerleyebiliriz. Hani hızlı bir şekilde denk gelirse belki 100'e işte 95'e bile ineriz. Ama şu an hiç de iyi bir şekilde ilerlemiyoruz gerçekten. Hadi be. Ne merdivenmiş gerçekten. Her yeri kazacağız herhalde. Ha, demir çıktı. Daha şurada var ki. Bir dakika. İyi iyi. Bastık. Ne varmış burada? Obsidyen kenar. Ney? Bakalım bir bakalım. 30-45. Bu 5 tamam. Bastık ya direkt. Ne veriyor? Ekstra kritik vuruş şansı ama yavaşmış. Ha, olur. Bu arada saat 0 olduğuna göre artık yukarı gidebiliriz. Ama güzel bir şey aldık. Obsidyen kenar diye. Şimdi bir gidelim. Yani elimizdekileri pişirmeye koyalım. Yarına kadar bir şeyler pişsin. Çok fazla kişiyle konuşamadık. Ama olur. Ama sorun değil. Ve bence bir gün madene inip bir gün başka bir şeyle uğraşabiliriz ya bu bölümlerde. Çünkü sürekli maden sürekli maden de olmuyor. Bence gerek yok. Buraları halledeceğiz. Şimdi demirleri şöyle alalım. Demir değil altınları. Tamamdır. Satabileceğimiz ne var? Bu gizemli yemek diyor. Tamam onu alırız. Canavar yağması. Şunu da satsak aslında da. Yanık jeot. Bir şeyler satmam lazım benim. Ne satabilirim? Ya 103 tane yaban mersini bu arada boş. Onu satalım. Çünkü random bize para lazım. 13 yarasa kanadı da satılır. Hatta boşluk özü. Bunu da satayım. Bunlar bir gitsin. Ben topazı da satacağım. Hatta bunu da satacağım. Hatta bunu da satacağım.
Hatta bunu, bunu ve bunu da satacağım. Tamam. Gayet yeter. Hadi let's go. Yatalım. Kedi nerede? Kediyi sev. Kediyi sevemedik. Ben kediyi sevdim mi ya? Hadi uyuyalım. Savaşmada 6. seviye olduk. Güzel. Tamam, ne kadar? 7600. Gayet güzel bir para. Bunları tohum için saklayacağım. Güz dönemine. Anda mükemmel hava. Bize fırında balık vermiş gaz. Hemen şöyle. Şimdi at olanları. At olanları ve at olanları. Onun dışında hızlayalım bunları. Bu arada çarşamba günü olmuş. Bu arada Jojo Mart'ta üyelik alabiliriz aslında. Jojo Mart'ın üyeliği bize bir şeyler sağlıyordu çünkü. Öyle hatırlıyorum. Ya kasabayı temel geliştirme için Jojo Mart'a üye olmak gerekiyormuş bu arada. Hani sadece Jojo Mart birazcık daha ürünleri pahalı satan bir yer değilmiş yani. Hayır. Ben milleti domatesle bağlamaya devam edeceğim. Onun dışında bir dakika, hemen bakacağım şimdi. Yani temel ürünleri satabiliriz de. Bir dakika, hepsini bir at. Ya domatesler yanımda kalsın. Gizemli yemek de kalsın. Bunu da yerim. Bu da kalsın. Yani şunları zaten halledeceğiz. Tamam ya. Bence gayet güzel. Bunu kalsın. Korkuluğu da bir yere koyalım bu arada. Geçici olarak. Şöyle bir yerde kalsın yani. Mesela. Kimse yemesin tohumlarımızı. Şimdi dediğim gibi bugün doğum günü var başkanın. Ve bugün full domates var yanımda. Milleti domatesle bağlamaya devam edebiliriz. Aynı zamanda Jojo Mart üyeliğini alacağım. En önemli olan şey bugün. Bakalım Pierre. Bugün Willy'nin doğum günü diyor. Ve gördüğünüz gibi bu arada Jüje'nin doğum gününü de işaretlemiş. Bunun cüce olduğunu da belirtmiş. Yani birazcık ayıp ediyor olabilir. Yani insanların boyuyla lütfen dalga geçmeyin. Tamam. Ben böyle deyince daha gıcık oldu bu arada, onu fark ettim. Keşke öyle demeseydim. Bir tık ayıp oldu. Aşağıda yengeç şeysi vardı. O galiba hiç olmadı bile. Biz sözde kontrol edecektik. Bakalım akıntıya karışıp gitmiştir belki diyecektim de yo. Abi bunlar niye böyle ya? Yani hiçbir şey de çıkmıyor ki içinden. Ya akan su değil mi acaba burası? Götürüp mesela deniz kenarına falan mı koymamız lazım acaba? Şuralara koyalım mesela şöyle. Belki burada çalışır. O deniz tarakları. Vili, bekle. Al sana hediye. Doğum günümü hatırlamışsın tabii ki. Kasabanın merkezine yazıyorlar ya doğum günü diye. Vili nerede? Vili bayağı yükselmiştir muhtemelen bunda. Yani muhtemelen birdi. İki tane birden atlamış olması lazım. Çünkü yanılmıyorsam 360 falan veriyordu. Yani bir kalpten fazla veriyor sevgide. Seninle konuştuk da değil mi? Vili. Bu arada buraları artık full yapacağım. Kil çıktı. İşte kil yerine random bir şekilde artık ışınlanma yeri verebiliyormuş. Hatta sırf bu yüzden ya bu bölümde ışınlanma taşını da arayabiliriz ya ekstradan. O kim be? Lan. Yaşlı gemici. Bu eski tasımı satmaya geldim ama bir şey bana henüz hazır olmadığını söylüyor. Yani haklısın. O kadar iyi biri değilim şu an için. Ya o kadar güçlü değilim. Sen bekle. Acaba ne zaman
gelecek. Yani neye göre satabileceğim, alabileceğim onu. Şu reis çıkmadı mı evinden ya? Aha. Aha evine girebildik. Aha evin ne garip bir şeymiş. İçeri gel dedi. Geldim zaten. Mütevazi barakama hoş geldin. Bu arada piyano da bayağı iyiymiş ha. Burası yazı masam. Zamanımı çoğunu burada geçiriyorum. Sen yazarsın. Şurada da Minecraft'ın şeysi değil mi? Yo Terraria'nın şeysi. Kendimi bildim bileli bir yazar olmak istemişimdir. Daha önce söylemiş miydim? Bu yüzden burada kendi başıma yaşıyorum. Deniz kenarında yalnız bir hayatın bana edebi bir ilham verebileceğini düşündüm. Hayatımdaki herkes bu arada neden okuduğumu zaten fark ediyorsunuzdur. Kafam yazının üzerine geldiği için bunu yapmayı çok zor buldu. Asla bir yazar olamayacağımı düşündüler. Buna inanabiliyor musun? Dediler ki her başarılı yazara karşılık başarısız olana 1000 yazar varmış. Ne kadar da kötümser, rahatsız edici bir düşünce. Gözlerinde görebiliyorum. Bana inanıyorsun Berf. Sende o parıltı var. Bu ilham verici. Aradığım şey tam olarak bu. Ya kanka olarak bence gayet güzel. Ben bilim kurgu severim. Aslında gizem severim ama neyse. Hiç aklıma gelmezdi. Sanırım en dünyevi ile uğraşan insanlar bile hayallere dalabiliyor. Bunu hatırlayacağım. Hayda. Elliot will remember. Pekala, benimle ilgili yeterince konuştuk. Yok be. Sen muhtemelen bitkiler hakkında tonla şey biliyorsundur değil mi? Yani işte az buçuk bir şeyler. Şuradaki güle bir bakar mısın rica etsem? Pek iyi görünmüyor. Gübre falan var ya. Tam. Kalp mi var lan orada? Merhabalar. Benimle konuştuğun için teşekkürler. Tabii ki de. Gülüne bakacaktım. Abi piyano bir de düzgün çalışıyor ya gerçekten. Tabi biraz yavaş çalışır ama çalışır yani gayet de. Boş bir yermiş. Ya o Terraria da değil miydi ya? Başka bir oyunda da olabilir. Bak Starbound'da mıydı acaba? Ama yine böyle piksel piksel oynanan oyunlardan birindeydi. Şimdi bugün ekstra ha millete domates vereceğiz be Elliot dur. Dur Elliot dur. Sana kaliteli domates vereceğim. Gerçi sana kaliteli domates verirsem muhtemelen neyse bunun devamını söylemek istemiyorum ama aklıma çok kötü şeyler geldi. Hey domatesime bakmak ister misin ha? Yani iyi bari diye almış en azından. Tamam bunu daha pislikleştirmeyelim kesinlikle. Şimdi çarşamba günleri Abigail mezarlığa geliyor. Abigail ile burada konuşabiliriz ama akşama doğru anca. Şu an için yapamayız. Ya büyücüye uzun zamandır gitmedik. Aslında büyücüye gidebiliriz. Büyücüyle de yavaş yavaş artık arkadaşlığımızı arttırmamız lazım. Ve hemen buradayken milletin odasına bir girelim. Merhaba Vincent. Bir dakika. Merhaba Vincent. Böcek arama falan diyor. Dün gece tavanda bir şeyler vardı diyor. Keşke dışarıda olabilsem. Haklısın. Görüşürüz. Al sana domates. Hayda buna da vermişiz. Diğer ikisi domatesi sevmiyor bu arada. O yüzden vermedim onlara. Bunlar da se Aha, bunlara da geldi. Aha, Hayley'ninki. Öf be, her zaman minderlerin altını ben temizliyorum. Bu hafta senin sıran. Aga be, çocukça davranıyorsun Hayley. Bu evin çoğu işini ben yapıyorum, sen de biliyorsun. Ha, bu yeni çiftçi çocuk. Onun bir adı var biliyorsun. Şu anda bir dakika. Kulaklığımın kablosu çok tuhaf yerlerde de ama bir dakika. Hayır yanlış tuşa bastım. Heh, tamam. Hey bahse varım dediklerine sen de mantıklı bulacaksın. Neymiş? Bana bulaştığın için senden gerçekten çok özür dilerim Berf. Hayley'e ondan minderlerin altını temizlemesini istediğim için şikayet ediyor. Ya bu arada ben Emily'yi tutuyorum. Yani sızlanmayı bırak da temizle gitsin diyeceğim. Hayır yapmayacağım. Ya Hayley beni sevmesin bu arada. Hayley lanet olsun. Senin kişiliğin nasıl bir kişilik ya? Ayıp ya gerçekten. Ben temizleyeyim o zaman. Ayıp ettiler. Bakalım. Aynen bu Hayley'nin cutscene'iymiş.
Çünkü bu hiç tepki vermediğine göre şimdi Hayley bize kızacak kesin. Aynen. Yok, kızmadı. Ya ben sana ne vereyim ki? Sana istiridye diye vereyim. Sen istiridyeye diye tepki vermiyordun diye hatırlıyorum. Teşekkür ederim. Hediyelere bayılırım. Sana da kuars. Yok, o almış zaten. Emily de galiba domatesleri seviyordu ama Emily'ye ben kuars vermeyi tercih ediyorum açıkçası. Bunlarla konuştuk ya zaten. Bir Brom'la görüşmeye gidebilirim. Bilemedim. Bir anda animasyona girdi zannettim ya. Şu Lea'ya da bir bakalım ya. Belki onun da cutscene'i vardır. Aynen öyle. Aa, merhaba Berf. İçeri gel, içeri gel. Şu heykel üzerinde çalışıyordum. Gel buraya izle bakalım. Kaliteli insan. Hayley gibi mi hiç? Hayley de gerçi başka şeyler seviyor ama gördün mü? Ahşabın önünü açığa çıkarıyorum. Ahşap değil ve tahta. Dış katmanları açtığın zaman doğanın gerçek yüzü ortaya çıkıyor. İnsanlarda da aynı şey geçerli. Ne? Aha, evet çok doğru. Bu verdiğiniz cevapta bu arada artı puan alıyorsunuz arkadaşlıkta. Eli kontrol etmedim ama neyse. Buraya bir gün geri döneceğimi biliyordum. Burası sanat anlamında çok büyük bir potansiyele sahip. Bir önceki cümleyi okumadım ya, lanet olsun. Yine de itiraf etmeliyim, bir sanatçı olarak faturaları ödemek kolay değil. Burada ne faturası be? Yani şimdi kasabada sanat sergisi yapmak da mantıklı, bu da mantıklı. Ben kasabada sanat sergisi diyorum ya. Yap yani bunu. Hem biz de görelim. Ya niye beğenmesin be? Ben bir kere beğendim yani şu anda. Tamam yani seninle mükemmel derecede arkadaş değiliz ama. Hayda, ikinci animasyon yine geldi. Kel, daha kaç defa söylemem gerek, şehre dönmek istemiyorum. Bana o şekilde bundan sonra sesini duymak bile istemiyorum. Hayda, Leah'ın eski sevgilisiymiş bu da. Ben. Kızın ikinci animasyonu hemen başladı ya. Telefonda bağırışırken beni duymuş olabilirsin. Evet, bu arada position check yapmadım uzun zamandır. Evet, çok aşağıda kalmışım. Hemen şöyle geldim. Bir dakika. Geldim şöyle. Heh. Eski kocamdı. Kocan mı? Kocan da biraz fazlaymış be. Sanırım artık sana biraz daha fazlasını anlatmam gerek. Yok be, o kadar tanımıyorum ben seni zaten. Şehirde bir dairemiz vardı. Gün boyunca tuhaf işler yapıyordum. Geceleri de sanat projelerim üzerinde çalışıyordum. Ucu ucuna para kazanıyorduk. Beni sürekli okula dönüp tıp veya ya da memurluk okumaya zorluyordu. Ücreti yüksek bir işte çalışmamı istiyordu. Sanırım aklındaki normal bir hayat kurma düşüncesiydi. Bilirsin, kenar mahallelerinde birinde bir ev, çocuklar, veli toplantıları, bunun gibi şeyler. Böyle bir yaşama henüz hazır değildim ben. Gitmem gerekiyordu. Ben de buraya gelip sanatçı olma hayalimin peşinde koştum. Helal be. Sence bencillik mi ettim? Yani hayır, bunu yapman gerekiyordu. Haklısın, orada mutlu olamazdım. İkimiz için de en iyisi hala gençken sürdürülemez olan bu ilişkiyi sonlandırmaktı. Helal. Neyse, şu bana önerdiğin sanat sergisi fikri üzerinde düşürdüm. Sergide göstereceğim yeni heykellerim üzerinde çalışıyorum. Biraz gerginim ama eserlerimi orada gösterecek olmam beni oldukça heyecanlandırıyor. Daha 2 saniye önce konuştuk bu arada. Bana Yıldız Çiğ Vadisi'nin bir Yıldız Çiğ de Stardew değil mi be? Harbi be. Sanat merkezi haline getirmemde yardım ettiğin için sana minnettarım be. Teşekkürler. Girelim. Üçüncü cutscene de başlasın. Merhaba ya. Gerçekten. Bir dakika. Ben sana domates vereceğim. Tabii ki de çok hoş bir hediye. Çünkü benim domatesim onlar. Lütfen. Şimdi yani herkese de hediye verdik be. Milletle az konuştuk ama. Ben size bir daha girelim şuraya. Belki yeni bir... Sen ne yapıyorsun ya burada? Ya yürü git be adam. Tamam. Gerçi sizin ilişkinize karışmıyorduk değil mi? Şimdi bir şey değil mi ya başkan? Sen şunu alsana. Marni, sen de şunu al. Marni hediye almış zaten. Aynen öyle. Sana vereceğim hediye yok bu arada. Kusura bakma. Aa, bu arada dur, sana da şunu verelim ya. Sen belki deniz taraklarını seversin. Sende öyle bir tip var.
Teşekkürler. Ya en azından millete hediyeleyelim yani. Şimdi gidelim büyücünün yanına. Erken bir şekilde dönmemiz lazım ama daha işimiz var. Millete hediyeleyelim. Bolca bolca. Merhaba büyücü. Al sana. Teşekkürler. Bu nesnenin ilginç özellikleri var. Aynen öyle. Ya sen dolandırıcısın bu arada ama çok önemli. Büyücüyle hala bir kalpteyiz. Nasıl olabilir ya? 2 gün hediye verdim sana. 2 gün hediyenin anlamı galiba kaç oluyordu? 80 mi oluyordu? Ve konuştuğumuzu da varsayarsak aslında. Yani evet. 160 maksimum 200 falan oluyor yani. Hediyeler dahil. 200 de bir kalp etmiyor. Neyse gidip şimdi millete domates verelim. En sevdiğim şey. Domateslerimin bütün parasını sizle ilişkilerimden çıkaracağım gerçekten. Veya çıkarmayacağım, önemli değil. Şimdi Piyasa'nın yanına gidemiyoruz. Piyasan. Ice Ice Baby. Bunu geçen bir yerde mimini gördüm ya gerçekten. Şunu ya abicim şunu bana versene ya. Ya tamam da ben şunu okumak istiyorum zaten be adam. Hadi. Sinirim bozuldu. Merhaba Penny. Merhaba Penny. Penny, al sana domates. Bir dakika, hayır Penny kaçma. Heh, teşekkürler. Aynen öyle. Heh, sonunda okudum. Ne? E tamam. Falan filan dedi. Çok önemli şeyler dememiş anlaşılan. Ödüm koptu bu arada. Tam gözümü kapattığım anda geldi. Demirci de çıkmış gidiyor. Ha bugün biz Jojo Mart üyeliği alacaktık lan. Koş lan koş lan. Koş. Heh, merhaba Şan. Şan ne yapıyorsun? Şeyin. Şan değil. Jojo Mart. Yani üyelik. Üyelik tabii ki de alacağım. Jojo Mart üyeliği. Halk evi bir Jojo deposuna dönüşecek ve artık yenilenemeyecek. Ancak Jojo kasabayı geliştirmek için alternatif yöntemler sunacak. Katılmak istediğinden emin misin? Hayır. Yani kimse kusura bakmasın. Ben Jojo Mart üyeliğini böyle bir şey olarak düşünmemiştim. Bu arada buğday mı alabiliriz? Buğday alırsak buğday 4 gün daha sat oluyor. Çöpe gitmez ya. Ha zaten güzde de devam ediyormuş. O zaman hiç çöpe gitmez. Şöyle bir 20 tane alalım o zaman. Bunları götürüp ekeceğiz. Ya Jojo Mart'ın bu özelliği kötüymüş be. Yani biz halk evini yapalım o zaman öncelikle. Sonra hala Jojo Mart eğer bir şey önerirse onu yaparız. Derse ki hala bak gelebilirsin. Tamam yeterli. Artık senin halkına kötü şeyler yapmayacağız derse yapabiliriz yani. Dız. Şimdi şurada ıslanan yerlere hemen koyalım. Fazla ekmek istemiyorum ama bilemiyorum da çok önemli mi değil mi? Le Pierre. Başka? Ya bir de şura var aslında. Burayı da yapalım hemen. Hayır orası değil. Orası boş alan. Hayır. Şurasıydı. Lanet olsun. Tamam. Aa şurası saman olmuş. Yapma be. Kuş mu geldi acaba? Hemen şuradan şeysini alalım. Şeysi nerede? Aynen buradaymış. Hem şunu alalım. Hem şunu alalım. Ya önemli değil bu arada.
Sonuçta bu mümkün olan bir şeydi. Onun dışında üzerimde bakır falan yok değil mi? Ya şu kuvarsları mı çöpe atsam ya acaba? Hediye olarak da kullanıyorum ama. Çok emin olamadım. Bu tohumlar kaldı bu arada. Şu donmuş ceotları da yanıma alayım ya. Var mı daha doğrusu donmuş ceot? Kalmamış. Kalmamış. Şunları alalım. Bunları alalım. Altın var mı daha? Yok. Şunu bırak. Yani bunları da o zaman geri bırakıyorum. Çünkü hiçbir şey yokmuş. Bunların hepsini at. Hepsini at varsa bir şeyler. Hepsini at varsa bir şeyler. Şimdi Penny için bu arada kavun götürmemiz daha iyi normalde. Ama neyse. Şunları da buraya atalım. Şunu da atalım. Bunlar kalsın. Yani bunu satacağım aslında. O yüzden burada kalsın. Bu da burada kalsın. Kireç taşını bırakabiliriz. Horoz mantarı, kuzu mantarı. Hımı. Bu da kalsın ya. Neyse, devam. Şimdi Abigail ile konuşmaya gideceğiz. En önemli olan kişilik o şu an için. Bana göre. Bir de tabi levelini atlatabileceğim kişiler varsa Emily de 5 yıldıza gelmiş. Gayet güzel. Ben kime hediye vermemişim? Sam'e. Tamam. Emily muhtemelen mezarlığa gelmiştir artık bu saatte. Gelmemiş daha. Ama kesin bu yol üzerindedir. Ama nerededir? Şuraya bir girelim ya. Bunlar ne yapıyorlarmış? Merhabalar. Yağmurlu havada spor yapılmıyor. Doğru. O yüzden al sana domates. Merhaba Evelyn. Aynen öyle. Evelyn al sana domates. Merhaba George. Aşırı soğuk mu bilmiyorum ama al sana domates. Gerçekten aileye 3 tane domates verdim ve gidiyorum şu anda. O kadar mantıklı hareketti ki. Şimdi bakalım. Yani Alex'e 2 hediye verdik. Tamam, halledeceğiz. Selam, ne lazımdı? Domates. Lazım. Yok, tamam. Sen, senle konuştuk. Ama sana domates veremiyoruz zaten. Girelim girelim. Harvey ile konuşalım. Merhaba Harvey. Aynen öyle. Sen Harvey ya bu arada al sana domates. Yok olmadı. Şan al sana. Hayda. Daha çarşamba gününden herkese tüm hediyelerini vermişiz be. Lea bu arada buraları siz göremiyorsunuz değil mi? Ben her seferinde burada gelip koltuğa dayanıyorum ya. Her seferinde çarpıyorum koltuğa. Dayanmak ne gerçekten. Şu anda ne kadar görüyorsunuz? Ha tamam. Buraları görebiliyormuşsunuz en azından. Pem al sana domates. O da olmadı. Gus merhabalar. Al sana domates. Ya olmadı bir dakika. Al sana domates. O da olmadı. Merhaba Emily. Emily ile de konuşmuşuz. Bugün herkesle konuştuk ya. İyi yaptık. Sadece Abigail kaldı. Abigail nerede? Abigail gitti mi? Abigail ya ben Abigail ile 2 gündür konuşmuyorum ya. Lanet olsun ya. Gerçekten. Yani ben gerçekten kız arkadaşı da işini beceremiyorum gibi. Ben Abigail ile yürümek istiyordum. Bu arada oyunda çocuk yapma mekaniği falan da varmış ya. Onu da merak ettim. 2 tane çocuğun oluyormuş. Abigail gel. Seninle hedeflerim var gel. Maru yağmur yağıyor. Gerçi yağmurda da gitmez ki. Neyse şuradaki dayımla konuşayım en azından. Dayıma da bir merhaba diyeyim. Buraya kadar geldik. De Abigail çarşambaları mezarlığa geliyordu ya. Merhaba. Aynen öyle. Sana hediye verdim zaten.
Şimdi yani bugün çoğu kişiyle konuştuk. Demetrius da Abigail 5. sıraya düştü ya. Pierre'le konuşmadık tabii. Robin'le konuşmadık. Maru'yla konuşmadık. Sebastian'la tamam. Karur'la Cüce ile konuşmadık. Yani Cüce ile konuşamıyoruz zaten şu an için. Var mı yeni yer? Ya buralarda öyle random bir şey çıkmıyormuş. Hadi bir ışınlanma yeri. Kitap geldi. Yok yok abi yok. Yok gerçekten. Ha, şunları insan zannettim bu arada ya. Benim halk evini açmam lazım. Halk evini seri açmam lazım. Bu arada şimdi burada dolaşmamın nedeni artık artifak avındayım full. Forager'lık içine geliştirmeye karar verdim. Daha iyi bir forager olacağım ben. Hiçbir şey de bulamadım. Sahili de temizlemiştik aslında. Orada da iş yok. Ya o zaman birazcık taş kıralım. Sonra uyuruz. Yani bugün güzel bir şekilde madenlere gittik işte. Dün daha doğrusu. Bugün de insanlarla konuştuk. Bence verimliydi ya. Şurada taş vardı. Jeotlar, kömürler falanlar filanlar. Serayı da düzenlememiz lazım. Seranın içinde ağaç yetiştirebiliyormuşuz. Muhtemelen burada da yetiştirebiliyoruz ama burada yetiştirmek çok emekli ve çok yer kaplar. Şimdi o ne be? Aa, yıldız meyvesi. Aa, direkt aldık. İyi iyi. Yıldız meyvesi ne işe yarıyor? 125 enerji. Bayağı da güçlü bir şeye benziyor. Tamam neyse. Sen at ya şunları. Bu ne varsa. At bunları da. At bunları da. Hiçbir şey yokmuş. Tamam yıldız meyvesini de buraya bırak. Hadi gidip yatalım. Kediyi sevelim. Ve uyuyalım. Ve böylelikle bir bölümü daha bitirelim. Hemen duralım şurada. Ve böylelikle bir bölümü daha bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.